Beklenti raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her perşembe olduğu gibi Avlatçı Yatırım'dan Barış Ürkün bizlerle birlikte. Barış, selamlar, hoş geldin. Selamlar, günaydın, hoş bulduk Pelin. Günaydınlar. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklamalarıyla devam etmek istiyorum. Dün Şahap Kavcıoğlu'nun yerli yatırımcılarla ve yabancı yatırımcılarla video konferans yöntemiyle yapmış olduğu toplantıdan çıkan mesajlar öne çıktı. Özellikle bir gün öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz açıklaması Dolar-TL'de yukarı yönlü hareketleri beraberinde getirmişti. 8.80 seviyeleri yeni zirveler derken burada piyasaların açılmasıyla birlikte her ne kadar o kaybını bir miktar daha geri alsa da dün Kavcıoğlu'ndan yapılan açıklama ne kadar tatminkar oldu onu da sormak istiyorum açıkçası. Sayın Kavcıoğlu sıkı duruşunu devam ettiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tersi bir görüşte söyleyerek yani burada dezenflasyon süreci başlayana dek biz sıkı duruşumuzu devam ettireceğiz ve enflasyonun üzerinde faize tutmaya devam edeceğiz dedi. Öncelikle bu faiz açıklamasını nasıl yorumlarsın sen bunu merak ediyorum. Tabii şimdi yani çok uzunca bir zamandır takip ettiğimiz esas gündem konularından bir tanesi zaten. Hani faizin düzeyi ve kurun buna bağlı olarak oluşan hareketi ve faizin düzeyinin geldiği nokta itibariyle yapılan her türlü açıklamaya çok duyarlı bir piyasanın olduğunu da görebiliyoruz. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Yani uzunca sürede devam ediyor böyle ve devam da edecek. En büyük etkenlerinden, bunun yaratan en büyük etkenlerinden bir tanesi doğal olarak enflasyon. Enflasyondaki uzunca bir süredir seyrettiğimiz o yukarı yönlü hareket eğilimi önemli ölçüde tabii ki kırılganlığı beraberinde getiriyor. Onu öncelikle söylemek lazım. Tabii cari açık noktasına geldiğimiz nokta, baktığımız yerde orada da özellikle onun finansmanı konusunda yaşanabilecek sıkıntıların devam ettiğini görebiliyoruz. Diğer birçok alanda da yine bazı sıkıntıların olduğu bir ortamda Türk lirasının belirsizliklerinin olduğu bir ortam içerisindeyiz. O yüzden de faiz lafı yani kelimesi geçen her türlü söyleme özellikle kur cephesinde yani yatırımcıların hem de yurt içinde hem yurt dışında oldukça o yüzden hani çok fazla tepki verdiğini görüyoruz. O yüzden bu hafta içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte bir katıldığı televizyon programında yine faizlere değinerek yani indirmemiz lazım şeklinde yorum yapınca onu söylediği saat itibariyle baktığımızda piyasada oldukça düşük likidite vardı o sıralarda. Ciddi bir hareket gördük. Yani bu dediğim gibi yaşanan bu durumdan kaynaklı olarak fazla duyarlı olmasına tabii ki bağlamak lazım doğal olarak. Tabii hemen ertesi güne döndüğümüzde de tabii Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle yorumlamak lazım. Hani göreve geldiği günden itibaren yapmış olduğu tüm açıklamalara baktığımızda çok farklı bir şey söylemedi. Yani dünkü işte bu yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda da yapmış olduğu konuşmada yine aslında göreve geldiğinde neler söylediyse onların benzerini burada aslında dile getirdiğini görüyoruz. Ama konuşmasının bir kısmında söylediği şey vardı ki orası da aslında oldukça önemli tabii ki. O da şu, yani sağlam gerekçelere dayanmayan faiz indirimiyle ilgili söylemlerin uygun olmadığını belirtti. Bence burası oldukça önemli bir nokta. Yani burada aslında denmek isteniyor ki yani Merkez Bankası düzeyinde enflasyonda düşüş trendine girmeden, o tepe noktasını görüp aşağı yönlü hareket eğiliminin başladığını görmeden, yani dezenflasyonun sürecin başladığına dair sinyallerin geldiğini görmeden şu anda Merkez Bankası olarak faizlerde indirim adımı atmak istemiyoruz. Yani mesajını aslında tekrar etmiş oldu. Bence bu açıklamanın özellikle bir miktar etkili olduğunu açısı ben düşünüyorum. Yani burada 8.80'lere kadar kur hareketi geldikten sonra gelinen noktada 8.58, hatta dün 8.50'nin de altı denenmiş oldu. Ama tabii ki tüm bu hani yaşanan bu gelişmelere baktığımızda demin başta da bahsetmiş olduğum o aşırı duyarlı olma durumu nedeniyle oluşan bir tedirginlik. O yüzden kurda Sayın Kavcıoğlu'nun bu açıklamalarına rağmen aslında bakıldığında tam anlamıyla bir rahatlama ya da aşağı yönlü hareketin devamı noktasında bir hareketle meydana getirmiyor. Yani aslında belirsizliklerimiz devam ettiği ortamda bu söylemlerin de üstüne biraz eklendiğinde belirsizlik artışı yarattığını, bunun da öngörülebilirliği biraz daha ortadan kaldırarak kur hareketinin daha fazla aşağı hareket etmesini engellediğini düşünüyorum. Mesela dolar endeksi tarafına bakarsak 90 seviyesi çevresinde hareket ediyor. Yani yükselmiyor. Aşağıda çok gelmiyor mu? Yükselmiyor en azından. Bu ortamda bile Türk lirasının bir miktar zayıf seyrettiği dönemi bu gelişmeler çerçevesinde yaşıyoruz. Ama görünen o ki yani açıklamalara bakarsak yani hızlıca yani söyledikleri şeyler demin dediğim gibi aynı. Yani burada güçlü dezenflasyonist süreci görmeden bir, iki de enflasyonu
reel faiz düzeyini gözetecek şekilde takip edeceğiz. İşte reel faiz düzeyini ayarlayacak şekilde de aslında bir miktar da olsa işte burada tabii ki faiz indirme noktasında mesaj da veriyor aslında. Yani enflasyonda tepe noktasını gördükten sonra geri çekime başladığı andan itibaren hem beklenen hem de gerçekleşen enflasyonda ya da beklentilerde miktar iyileşme olursa ona dayalı olarak faiz indirimleri ayarlaması yoluyla bir indirim politikasına girebileceğimiz de mesajı aslında verilmeye de devam ediyor. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ama bu erken değil. Herhalde açıklamalara yine baktığımızda Merkez Bankası 3. çeyreğin sonunda bir dezenflasyonun sürecin başlayacağına yönelik bir beklentisi var. Bu kaldığı müddetçe şimdilik faiz indirimiyle ilgili çok da fazla beklenti de olmamak gerektiği mesajı çıkmış oldu bence dünkü açıklamalardan. Evet, bu konuyla bağlantılı olarak saat 10'da enflasyon verisini de karşılığı olacağız. Enflasyonda burada yıl sonu tartışmaları da başladı. Yani %13'leri, %14'leri konuşurken biz şimdi enflasyonda tahminler arasında %17'lere kadar, yıl sonu tahminleri %18'lere kadar çıktı. Hal böyle olunca yani başkanın söylediği gibi faiz indirimi 3. çeyrekte ya da 4. çeyreğe sarkabilecek bir boyuta gelir mi? Yoksa kurdaki sönümlenme devam etmezse eğer, kurdaki geçişkenliğinde %20'nin üzerinde olabileceğini söyleyen başkanın mesajıyla birlikte hesapladığımızda, oradaki hareketlenmelerle birlikte o faiz ve enflasyon ilişkisine göze aldığımız zaman enflasyonda nasıl bir doğrultuda beklentiniz var? Yani bugün mesela açıklanacak veride Nisan zirve mi olur? Yani aşağı yönlü bir hareket mi olur, yoksa kurda ciddi anlamda da yükseliş söz konusu oldu? Hı hı. Tabii şimdi Nisan'da 1.68 aylık bazlı bir enflasyon oranı görmüştük. Mayıs ayı içerisinde tabii şöyle bir durum oldu. Yani 29 Nisan'la 17 Mayıs arasında bir tam kapanma dönemi yaşadık. Yani o dönem içerisinde yani belki bir miktar işte tüketimdeki zayıflama genel itibariyle, biraz da veri toplamayla ilgili belki bir sağlıksız bir durum olma ihtimali durumu böyle değerlendirdiğimizde, yani bir miktar belki yani Nisan ayına göre aylık bazda enflasyon bir miktar belki düşük çıkma ihtimali olabilir diye düşünüyoruz. Bizim beklenti %1.44 enflasyon olabileceği şeklinde şekillendi. Ama bunun tabii ki bu sonucu eğer gördüysek eğer, evet hani Nisan ayı tepeydi, bundan sonraki süreçte aşağı yönelim eğilim başladı diyebilir miyiz? Açısı bu anlattığım nedenden kaynaklı olarak diyeceğimizi pek düşünmüyorum şu aşamada. Çünkü hani enflasyonu yukarı yönde etkileyecek çeşitli etmenler hala aslında nedenler hala aslında gündemimizde. Yani birkaç nedene bakacak olursak mesela işte gıda fiyatları tarafında hala yüksek seyir devam ediyor. Üretici fiyatları tarafındaki rakamları, sonuçları biliyoruz. Onun etkilerinin olduğunu görebiliyoruz. Yani küresel anlamda emtia fiyatlarında yükselişler devam ediyor ki mesela yakın bir zamanda baktığımda, geçen hafta sonunda baktığımda grafiğine bakır fiyatları tarihin en yüksek seviyesine gelmişti. Aynı zamanda gaz fiyatlarında da yine yükselişler son yılların en yüksek seviyelerinde hareket ediyor. Yani genel itibariyle dünyanın genelinde de ciddi manada zaten verilerle de bunu görüyoruz sonuçlarıyla birlikte. Enflasyonda yükselen bir seyirin olduğu görüntüsü var. Bundan da bir etkilenme durumumuzun olduğunu açıkçası söylemek lazım. Bir diğer taraftan işte ya geldiğimiz yaz mevsimine yavaş yavaş giriyoruz. 21 Haziran'dan sonra artık yaz mevsimi. Ama bu ortamda yaşadığımız durum hani bu kapanma etkisi ile birlikte virüsün işte yüksek seyirliğiyle birlikte vaka sayılarında tabii o kapanmanın etkisi turizm sezonuna biraz zayıf bir başlangıç yapma ihtimalimiz oldu. Bunu neden söylüyorum? Çünkü cari açığın finansman açısından bizim için önemli bir gelir kalemi ve bunun zayıf kalma durumu burada ortaya çıkıyor. O yüzden bunun da kura olası etkisinin yarattığı bir eğilim de maliyetler üzerinden etkisi burada oluşma ihtimali var. Aynı zamanda işte yavaş yavaş da kısıtlamaları kademe kademe azalttığımız şu ortamda olur da vaka sayılarında hedeflenen seviyelere gelinir de biraz daha açılmanın daha fazla olduğu ortam döneme girersek ki zaten hani başladı işletmeler, şirketler, esnaf açıldı şu anda ve açılmaya kapalı olduğu dönemlerde katlandıkları birçok sabit maliyetler nedeniyle bunun zararını giderme noktasında belki bir fiyat artışlarının olduğu dönem de oluşabilir. Zaten demin bahsettiğim gibi gıda fiyatlarının yükselişi zaten enflasyonu etkiliyor. Yani bunların hepsini birleştirdiğimizde ertelen talep de burada katkısı olabilen ihtimali var. O yüzden enflasyonda Nisan ayının görüldüğü o seviyeden sonraki süreçte bugün belki göreceğimiz seviye belki bir miktar belki aşağı olma ihtimali olabilir ama sonraki aşamalarda enflasyonun tüm bu iç ve dış etkenler neticesinde biraz daha yukarı gitme potansiyelinin oldukça güçlü olduğunu açısı düşünüyorum. O yüzden de ileriki aşamalarda dolar TL'nin hareketi en önemli belirleyici olacak Merkez Bankası politikası açısından. Yani gelinen noktada reel faiz düzeyi ortadan kalkmaya başlarsa
Tabii ki piyasa beklentisi de doğal olarak faiz yer atımı beklentisi noktasında da oluşmaya başlayabilir. Bu süreci görmek için önümüzdeki günlerdeki özellikle veriler, ki zaten Merkez Bankası da bunu dile getirmişti, veri odaklı yaklaşım burada en önemli belirleyici faktör olacak diye düşünüyorum. Evet Barış, şimdi yurt içerisindeki haber akışlarını takip ederken, verileri takip ederken kurda bir diğer etken olan da dış konjonktür olacaktır. Yarın itibariyle ABD tarım dışı istihdam verisini karşılıyor olacağız. Fed bölgesel başkanların açıklamaları var bugün. Dün yine Philadelphia başkanı tarafından da yapılan bir açıklama vardı ama bugün de önemli veri var. Yani ABD'de cuma günü özellikle yarın açıklanacak olan veriye baktığımız zaman istihdam verilerinin öncü göstergesi olarak kabul ettiğimiz ADP özel sektör istihdam verileri bugün saat 15.15 itibariyle de açıklanıyor olacak ve ADP özel sektör istihdam Nisan ayında 742 bin olarak açıklanmıştı. Mayıs ayında da istihdamda 680 bin artış görüleceği tahmin ediliyor. Hal böyle olunca ABD ekonomisinin hızlı bir şekilde ilerleme kaydetmesi, bir miktar daha bu dış konjonktürün sağlamlaşması ile birlikte de dolar TL'deki baskı artmayacak mı? ABD tarafını da senden yorumlamanı isteyeceğim. Evet, zaten hani başta da biraz bahsetmiştim. Dolar endeksinde gelinen seviye 90 çevresinde dolaşıyor. Yani bir 89'lu seviyelere doğru geliyor ama çok da aşağı doğru da geldiğini görmüyoruz. Aslında burada bence önemli etkenler içerisinde burada hani faiz artırımından ziyade tahvil alımlarının azalttığını ve başlanabileceğine ilişkin bunu düşünmeye başlamamız gerektiğine dair ifadelerin gelmeye başlaması yavaş yavaş. Bence bu önemli nedenlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Dolar endeksinde daha fazla aşağı seviyeyi görmememiz noktasında. Tabii ki bunun önemli bir etken olması muhtemel. Özellikle kur tarafına bizi etkilemesi açısından. Yani o yüzden çok da fazla aşağı hareketi buradan da kaynaklı olarak görmüyoruz. Ve genel itibariyle yavaş yavaş daha fazla dillendirilmeye başlanıyor bu fiyat yetkililerince. Mesela hani 5 kitap da dün açıklandı. Orada da mesela ekonominin ılımlı bir hızla da olsa büyümeye devam ettiğini, talebin arzdan fazla olmayı sürdürdüğüne dair raporda ifadeler yer almış. Doğal olarak işte sağlanan çok güçlü teşviklerin, işte tahvil alımlarıyla sağlanan parasal teşviklerin yavaş yavaş sonuna gelebileceğine ilişkin ilk sinyalleri, ufak sinyalleri FED başkanları bunu vermeye başladı. İşte Harker'dan bahsediyoruz, Philadelphia FED başkanı. O da işte en son açıklamasında onu demiş, yani dediğin gibi. Yani varlık alımlarını en azından azaltmayı düşünmeye başlamamız gerektiğini söylüyor. Buna dayalı açıklamalar devam ettikçe ve enflasyon zaten son günlerdeki o gelen verileri takip ettik. İşte manşet enflasyon Amerika'da %4 civarına geldi. Uzun zamandan en yüksek seviyesi, son 13 yılın, 15 yılın. Ve çekirdek PC de yine 1990'dan bu yana en yüksek seviyede oluştu. Doğal olarak bu FED yetkilileri açısından bu açıklamanın gelmesine neden oluyor. Bu tabii ki doğal olarak etkileyecektir. Yani gelişmekte olan ülkeleri özellikle etkileyecektir diye düşünüyorum. Tabii ki burada en önemli bizim bakmamız gereken ya tabii dolar TL'nin durumu olacak. O yüzden tabii ki bu varlık alımlarının düşürmeye başlamasına yönelik açıklamaları ben şuna da biraz yorumluyorum. Biraz böyle piyasayı alıştıra alıştıra söylüyorlarmış gibi şu anda bir mesaj veriyorlar. Yani bunu böyle yavaş yavaş yaptıkça ılımlı bir şekilde dolar endeksinde bir yükseliş ama tabii ki bu içinde yaşadığımız bu ortamda hem bizim iç belirsizliklerimiz hem de dışarıyla olan ilişkiler anlamında yaşanan şu süreç içerisinde doğal olarak bir baskı yaratma ihtimali de tabii ki burada ortaya çıkartıyor diye düşünüyorum. O yüzden yavaş yavaş oraya doğru gittiğimiz bir ortamda kurun hareketinin de belli seviyeler üzerinde kalmaya devam ettiğini açıkçası bizim tarafta da göreceğiz gibi düşünüyorum ben. Evet, şimdi Barış, diğer tarafta da yine aslında borsa tarafını da biraz konuşalım son olarak. Son 30 saniye içerisinde, hatta 1 dakika içerisinde de borsa evet. Tarafında bugün açılış beklentini merak ediyorum. Bugün borsada bugün yatay bir beklentim var. Yani yatay hafif belki pozitif bir açılış yapabilir gene bugüne. Yani endeks tarafı çok yukarı yönlü potansiyel şu anda yaratamıyor kendine. Yani 1435'i geçemedik birkaç gündür. Burada bir takılma meydana geliyor. Yani içeride yaşadığımız bir biraz beklenti, işte yukarı hareketi tetikleyecek bir katalizörün olmaması biraz bu ortamı bu şekilde oluşturdu açısı ama endeksin genel itibariyle de 1400'ün altında da çok da kalıcı olma isteğinde olmadığını da görüyoruz. O yüzden yani yurt dışı şu anki görüntüde biraz bekleme havasında, işte Amerika'dan gelecek tarım dışı istihdam, işte enflasyon sonuçlarının göstergesi olan diğer veriler, önümüzdeki dönemde Fed'in açıklamaları, orada da bir miktar yatay bir bekleyiş havasının olduğunu görüyoruz. O yüzden bizim tarafta da çok negatif olmayan 1400 üzerinde tutunma beklediğim
yukarıda da 1435-1440 seviyesi üzerindeki geçişin olması gerektiğini düşündüğüm bir beklentim var. Eğer bu olursa yukarı hareketin 1465'e doğru olduğunu görebiliriz. O yüzden endekste bugün beklentim bu şekilde. Bu aralıkta, yani mesela kısa vadede bugün 1415 desteğini izlemek mümkün olabilir. Yukarıda da 1440 yukarıda direnç olarak çalışmak durumu olabilir. Bu iki bölgeden ne tarafa doğru hareket olursa ona göre destek dirençleri demin de bahsettiğim gibi takip etmeyi sürdüreceğiz diye söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum Barış, haftalık değerlendirmeyi, bilgilerini bize aktardığın için. Efendim Malhaç Yatırım'dan Barış Ürkün'le beraber de yine haftalık değerlendirmemizi yaptık. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyor olacağız.